yankı odalar. Şimdi bana şöyle briefler çok geliyor. Gençliği tanımak istiyoruz. Bana birazcık Türk gençliğini anlatır mısınız arkadaşlar? Bana şöyle anlatıyorlar, böyle bir de şey yapıyorlar. Biz çok araştırma yaptık. Önce onları size gönderelim. Onun üzerine koyacağınızı bakın ve şöyle şeyler görüyorum ben mesela. Gençliğimiz arkadaşlar şöyle bir genç çıkmış. Bağımsız doğmuşlar. Anneleri babaları daha erken yaşta onlara bağımsızlıklarını veriyorlarmış. Onlar şu anda dünyayı geziyorlar. Ve onun için her şeyi yaşamak istiyorlar. Zevkleri tatmak istiyorlar. Sonra ben ona bakıyorum arkadaşlar. Diyorum ki ya bir TÜİK datası var, devletin datası. Benim kafamı karıştırıyor. Birisi bana bunu açıklasın. 2017 yılında arkadaşlar evlilikler yanlış hatırlamıyorsam %50'ye yakını görücü usulü, %14'ü de kaçırılma. Hay Allah'ım, %65'i evlenirken bile bağımsız olamamış. Ya çok merak ediyorum İstanbul'un gençliği. Yankı odalarda boğuluyoruz arkadaşlar. Hepimiz için İstanbul gençliği biliyor musunuz neresi? Kadıköy, Nişantaşı. Ben size anlatayım gençliği. Gençliğimizin arkadaşlar çok büyük bir segmenti. Şu anda arabesk rap dinliyor. Rain Man'e hasta. Lokmacılara hasta olduğu için her yer lokmacı doldu. Tost videosu seyretmeye çok bayılıyorlar. 3,5 milyon kişi tost videosu izliyor arkadaşlar bu ülkede. 3,5 milyon genç hep beraber oturup tost videosu izliyor. Ve biz arkadaşlar öyle bir şeyler yapıyoruz ki git yol işte her şeyin tadını tat. Hey genç. O da diyor ki kim bu lan diyor. Yani arkadaşlar Rain Man'i biliyor musunuz? Heyecanı biliyor musunuz? Bilmezseniz hemen bilmeye başlayın arkadaşlar. Onlar bir de daha şey zenginleri var. Tamam mı? Daha geliri yüksek olanları. Hukkacılar diyorum ben onlara. Hukkaya gittiniz mi? Tanımıyorsunuz arkadaşlar. Hepimiz bir şeye girdik. Kendimize bakıyoruz. Ben normalim. Ben nerede takılıyorum? Nişantaşı'nda takılıyorum. O zaman Nişantaşı gençliği benim gençliğim. Ama o gençlik o kadar küçük ki. Hatta birçoğu şu anda Ankara Anlaşması'yla girişimcilik yapıyor Londra'da. Bu mahalleye kapanmış, kızgın, öfkeli, rap, arabesk rap üzerinden bir mesaj vermeye çalışan, lokmacılarla hasta olan, ki ben bunlara çukurcu gençliği diyorum bu arada. Ve bunlar bayağı %9'lar şu anda arkadaşlar Türkiye'de. Onun için şunu söylemeye çalışıyorum size. Yankı odalarından çıkmamız lazım. Kendi kendimize bakıyoruz, diyoruz ki aa ben böyleysem onlar da öyle. Bu gençler ne durumda? Şimdi gördük yankı odalarında hepimiz, biz hapiste, onlar hapiste. Kimse kimseyle böyle bir bubble dünyasında hepimiz yaşamaya devam ediyoruz. Peki ne yapıyor bu bize? Pazarlamaya da gençliğe de. Gençliğe şöyle bir sebep, gençlikte şöyle bir problem yaratıyor. Bir bizden dolayı, pazarlamacılardan dolayı oluyor. Bu gençler arkadaşlar 3 tane haşta yaşıyorlar. Haz, his, hız. Ve öyle bir dünyada yaşıyorlar ki şu anda her şey ellerinden alındı arkadaşlar. Ne haz var şu anda, ne hız var, ne his var. Şimdi böyle bir gençlik ve pazarlama da onları görmüyor. Onun dili o kadar net ki, o rap dili. Lütfen takip edin o subculture'ları ki subculture bile diyemeyiz. Yani %9 milyonlardan bahsediyoruz. Subculture diyemeyiz. Biziz subculture.